Şimdi de Gençler Birliği Teknik Direktörü Metin Diyedin'le birlikteyiz. İlk antrenmanda da ilk röportajı gerçekleştirmiştik. Şimdi artık süreç ilerledi. Takımla birlikte, yeni katılanlarla birlikte ligin başlamasında kısa bir süre kala kampı nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi biliyorsunuz biz kendi tesislerimizde kampa başladık uzun süre. Daha sonra bir 10-12 günlük Kızılcahamam kampı planladık ama oradaki mevcut durumdan dolayı dönmek zorunda kaldık erken ve yine sezon başlayana kadar da kendi tesislerimizde devam edeceğiz. Gayet verimli geçti. Tabii ki yeni bir takım oluşturmanın zorluğuyla beraber oyuncuların geliş zamanlamaları farklı olduğu için hazırlanma yönünden de doğal olarak aynı şekilde olmuyor. Yine bugün bir arkadaş daha katıldı, transfer. Yani bunları tabii bir arada olmak, hazırlamak, hepsini bir arada organize etmek süreç istiyor. Süremiz lig başlamasına az kalsa da bir an önce hazır hale gelmeye çalışıyoruz. Çocuklar iyi niyetli, çalışma ortamı çok istekli ve arzulu geçti. Yapılanma devam ediyor. Transfer de devam edecek. Transfere çünkü değinecek olursam, yeni katılan arkadaş demişsiniz, lafınızı böldüm ama hangi mevkiye ve nasıl bir oyuncu? Sağ kanat oyuncusu, İsrail'den Santi. Devam edecek yine çünkü geçen yıldan sadece psikolojik ya da ekonomik değil, kadro derinliği açısından da birçok oyuncunun boşalması her anlamda sezon başı için bir sıkıntı Gençler Birliği için. Bunu bu kısa sürede ciddi anlamda aşmaya çalışıyoruz ki şu ana kadar doğru işler yaptığımızı düşünüyoruz. Kulübün ekonomik şartları, ekonomisiyle birlikte doğru işler yapmaya çalışıyoruz. Çok fazla yanılma şansımız yok. Yani mümkün olduğunca nokta oyuncular katmak istiyoruz. Kendi çocuklarımıza beraber de kompak, organize bir takım yaratmanın peşindeyiz. İnşallah süreç bizi doğru işler yaptığımız ve haklı olduğumuz noktaya getirir. Belki de en az 6-7 rakibin 3'te 1'i bütçesiyle iyi bir takım oluşturmaya çalışıyoruz ki bunu başaracağımıza inanıyorum zaten. Doğru gittiğimizde düşünüyorum. Sadece söylediğim gibi yani transfer oyuncuların geliş zamanlamaları farklı olduğu için hazırlanmaları da farklı oluyor. İşte oradan bir sürecin içinde ne kadar erken olursa organize bir takım yaratma açısından onu başarırsak lige başlangıcımızda olumlu olabilir. Bunu da Allah'ın izniyle başaracağız inşallah. Hocam, hazırlanmalar dediniz. Dün de Fenerbahçe'de bir hazırlık karşılaşması oynadınız ve tüm oyuncularınıza da görev şansını verdiniz. Takımda ilk hazırlık karşılaşması zorlu bir rakip, Süper Lig'den Fenerbahçe'ydi. Takımı nasıl buldunuz? Tabii ilk hazırlık maçımızdı. Böyle planlamalarda normalde ilk maçları daha hafif takımlarla başlayarak gidilir ama ben Gençler Birliği'ne yakışanın sonuçların hiçbir önemi yok. Bu tip rakiplerle oynama olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe'ye de bu arada kendi tesisimize kadar gelip oynadıkları için onlara da teşekkür ediyorum. Oyuncularımızın da bu moral, motivasyon onlar için de iyi olduğunu düşünüyorum. Onun için bu maçı böyle organize ettik. Maça gelince de en azından kısa bir süre taktik anlamda çalışmamıza rağmen oyuncuların ilk yarı özellikle saha içindeki uygulamaları, istek arzuları, niyetleri ve transferleri de herkesin görmesi açısından güzel bir karşılaşma olduğunu düşünüyorum. İkinci yarı içinde bütün çocukların Fenerbahçe'ye karşı oynama arzusu, o heyecanı yaşayanları oldu tabii. Onları da kullanmak istedik. Bu doğrultuda da amacına ulaştığını düşünüyorum. İnşallah böyle hazırlık maçları devam ederek, bu arada da eksik yerlerimize birkaç daha takviye yaparak hazırlanacağız. Hocam, TSE'de kupası vardı. 4 takım denilmişti ama Etimesgut'un çekilmesi sonucunda da 2 takıma düştü. Yani Ankara Gücü'yle Gençler Birliği tek maç usulü oynayacak. Sizin bu kupayla ilgili ilk hazırlanışınız nasıldı, şimdi nasıl olacak?
Ya, yıllardır oynanıyor. Bir dönem bir kesintiye uğrasa da 30 yıl önce de oynadım. Şimdi antrenör olarak oynuyoruz. Hazırlık açısından güzel tabii iki Ankara takımının. Bizim için bir 90 dakikalık rekabetin dışında çok fazla özellikle sezon başı için fazla anlam yüklemeye gerek yok. İki Ankara'nın, iki Güzide takımının karşılaşması gibi bakıyoruz. Hazırlık açısından da önemli. Hem kendi takımımızı görme, onların açısından da öyle. Böyle dostane güzel bir karşılaşma olacak. Hocam TSE'de kupası dışında peki başka hazırlık karşılaşmaları var, olacak dediniz. Takımları da eğer mahsur yoksa öğrenebilir miyim? 29'unda Keçiören'le oynayacağız Gerede'de. Ayın 1'inde Samsun Spor'la burada oynayacağız. İşte spor yazarları var. Belki araya bir tane daha organize edebilirsek araya bir tane daha alabiliriz. Çok teşekkür ediyorum yorumlarınız için. Sağ olun. Sevgili izleyiciler, Gençler Birliği Teknik Direktörü Metin Diyed'in Klasport mikrofonlarına konuştu. Bizim de İlhan Cavcav tesislerinden aktaracaklarımız bu kadar. Sevgili izleyiciler, İlhan Cavcav tesislerindeyiz. Gençler Birliği antrenmanını Klasport TV olarak takip etmeye devam ediyoruz. Yanımda da Ömürcan Artan var. Ömürcan'la birlikte de sezon başını, hazırlık kampını değerlendirmeye alacağız. Ömürcan, ilk öncelikle senden bir sezon değerlendirmesi istiyorum. Artık antrenmanlar başladı. Uzun süredir de takıma yeni katılanlar da oldu. Hacettepe'den de katılanlar oldu. Büyük bir ekip oldunuz. Senin için ve takım için sezon nasıl başladı? Evet, tüm camia için yeni bir sayfa açtık. Umarım ait olduğumuz yere bu birlik, beraberlik, arkadaşlık içinde döneceğiz. Çok iyi bir kamp süreci geçiriyoruz. Mutluyuz. Hazırlık maçlarımız var. Onlara hazırlanıyoruz. TSE'de kupası var Ankara gücüyle. Umarım sezon sonunda mutlu olan taraf biz olup ait olduğumuz yere tekrar döneceğiz. Birazcık daha sosyal medyadan da takip ettiğimiz kadarıyla ve özellikle yeni katılanlarla birlikte birden daha bütün halde ben gördüm. Takımdaki taraftarlar da bu şekilde tabii ki gördü. Yeni katılanlarla birlikte nasıl bir takım olma hedefindesiniz? Takımdan çok aile gibiyiz artık. Yeni gelen abilerimiz olsun, Kerem abi işte, Ramazan abi falan. Hepsi bize sıcakkanlı, samimi bir ortam oluşturdular. Abi kardeş, bu sene inşallah şampiyonluk için elimizden geleni yapacağız. Birazcık daha sana dönmek istiyorum tabii ki. Geçen sezona baktığımızda kadroda evet yer bulmuştun ama birazcık daha mücadele anlamında zorlu rakiplerin vardı evet. Kadroda. Bu sene birazcık daha sağ taraf sana emanet gibi duruyor. Sen kampla birlikte nasıl hazırlandın ve senin hedeflerin neler bu sezonla ilgili? Birazcık daha bireysel anlamda sana da değinmek istiyorum. Hedefim öncelikle bu sene takım için elinden gelen en iyisini yapmak, takıma faydalı olmak. Önceliğim takıma faydalı olan bir oyuncu olmak. Tabii hocamız takdir ederse, oynatırsa biz elimizden geleni herkes oturan kulübede, oynayan, tribünde bizi destekleyen herkes elinden geleni yapacak inanıyorum. Çünkü öyle bir ortam var. Dediğim gibi iyi olan oynayacak. Elimizden geleni yapıp çalışıp o formayı hak etmeye çalışacağız. Taraftar kısmına değineceğim şimdi de. Sezon antrenmanı, ilk antrenmandan bugüne kadar her gün ben buraya tesislere geldiğimde de görüyorum. Taraftarın desteği hiçbir zaman sizden esirgemiyor. Taraftara mesaj verecek olursan yeni sezonla ilgili artık %50 de olsa taraftarların tribünde olduğunu da düşünürsek onlara neler söylemek istersin? Taraftarımızın önünde oynamak nasip olmadı henüz bana ama gerek sosyal medya olsun gerek dışarıda sosyal bir ortamda olsun bize hep destek oldular, hep yanımızdalar. Onlardan tek ricam bu sene bize güvensinler. Hep yanımızda olsunlar iyi günde, kötü günde. Biz de onların bize olan güvenini boşa çıkarmamak için elimizden geleni yapacağız tabii ki.